Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Allah feyzimizi artırsın inşallah. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Kendi rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın ve rızasına dahil eylesin inşallah. Evet arkadaşlar, Dima dersimize hoş geldiniz. Dima dersin zihin. Geçen haftaki devamı. Size en son gönderdiğim değil, daha önce okumadıklarımızın devamıdır. Belki yetmez diye. Meclis-i Nurani'de atmışım. Vardı geçen hafta. Eğer oradan açarsanız görürsünüz. Sözler 278. Gördünüz mü? Gören bir tanesi bana söylerse canlı yayında olanlardan. Sayfa 178 defter. Meclis-i Nurani'yi açarsanız, geçen hafta atılmıştı. Bir daha atmadım ben. Hepsini, çünkü geçen hafta attık, hepsini okuyamadık. Tamam abi. Açtın mı abi? Açtım. Kanun nispi olduğu için bir kişi bulmuşsa tamamdır. Defter 178, sözler 278. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde takarur eder. Bu malum 278 galiba Vesvese Risalesi. Anladık mı bak metni? Çok ilginçtir. Zihninde takarur eder. Halet ne demek? Suret, hal, keyfiyetmiş. Takarur, karar verilmek, yerleşmek, kararlaşmak. Demek ki vicdanın bütünlüğüyle zihinde karar kılınıyor. Ha. Yani vicdanın bütünlüğü, insan karar buluyor. Zihin ne, şey, vicdan neydi? İrade, ibadetullah ile. Zihin, marifetullah ile. Biraz önce anlattığımız konularla. Öyle marifetullah kazanarak, his de dostunu düşmanını Allah'a göre yaparsan, yani paldır küldür herkesi dost ve düşman edinmeyeceksin. Allah'ın düşmanlarını, hatta düşmanları methedenleri de methetmeyeceksin. Bak, methetmeyeceksin. Çünkü buna diyor ki, o zaten cehennemlik diyor. Onlarla dost olanları, onları methedenleri methedersen velâ terkenu ilellezine zelemu fetemesekum, temas şey yaparsanız, messe sizi de dokunur diyor. Ama o dokunmak cehennemin kıl gibi dokun, duman eder. Yani bizzat onlarla olan değil. İşte 14. sözde öyle diyor. İlk önce taklit eder, sonra iltizam eder, sonra şuursuz olarak onlara iltihak eder diyor. Bak. Şimdi vicdanın bütünlüğü bunlarla olur. İbadet, marifetullah ve dostun düşmanını. Bu sefer deniz vurgunu yemezsin. Yuvurgunu yemezsin. Yani deniz altı neydi? Karanlık. Deniz karanlık. Gece karanlık. Deniz karanlık. Balık karanlık. İrade, zihin ve his. İrade, ibadetullah. Gece karanlığı. Sonra deniz karanlığı, zihin, marifetullah. Sonra balığın içindeki karanlıkta his nedir? Muhabbetullah. Nedir o? Allah'a muhabbet nasıl anlarız? Allah'a muhabbetini nasıl anlar insan? Ben hulasa söylüyorum. Ha, çok insan, ben muhabbetullah'ın var mıdır? Nasıl en güzel belirtisi Allah'ın düşmanlarını düşman edinmek de anlaşılırmış. Bu. Buradan gözükür. Çok tuhaftır. Çünkü delili de altyapısı şudur Yasin. La ilahe sonra illallah. İlk önce red var. Sonra o reddin zıttının kabulü var. La ilahe. İlahlara bak bakayım, ilah mıdır? La ilah, bunlar ilah değil. Sonra illallah. İlk önce Allah'ın düşmanını. Namaz gibi bir hakikat. 10 sene
Değil mi? 10 sene sonra Miraç'ta farz oldu. O zamana kadar ne vardı? Hep red vardı. Yani hissinin aktif olduğuna da delil oluyor. Evet, hissin aktif olduğuna. Vicdanın savaştığına delil oluyor. Evet, vicdan aktif mi? Hissin aktif mi? Allah'ın düşmanına düşman olacaksın. Bunu herkes yapar. Bak, burada bir şey yok. Hiçbir Müslümanın burada sorunu yok diyor. Bunu kaçırmayın. Allah'ın düşmanına düşman olmakta Müslümanın sorunu yok. Müslümanın sorunu düşman olanlara, bak Allah o İslam düşmanlarına dost olanlara dost olmasıdır. Burada sorun yaşıyor. Yani ile ticari ilişkiler, cemiyet hayatını yaşamaktan bahsetmiyor. Yani dost edinmeyin diyor. Arkadaş olur, ticaret yaparız. Hanede nöbet tutarız. Tamam mı? Ticaret yaparsın, alışveriş yaparsın. Allah Resulü kafirlerle de, Yahudilerle alışveriş yaptın. Kastetmiyoruz dost başka. Mesela diyelim ki malum sisteme. Müslüman karşıdır zaten. Tamam, karşı. Ama o sistemi metheden insan var. Müslüman. Bir Müslüman düşkün. O sistemi methediyor. Ha, o sisteme değil. Onu herkesin işidir. O sistemi kabul eden, dost yapan şu Müslüman namı altındaki kişiye dost olmayacaksın. Müslümanın sorunu burada. Bir şey de yani bakıyorum anlaşılmayacak gibi. Mesela Sufyan'a taraftar değil, olmaz Müslüman. Sufyan. Fakat güya kendince bir felsefe yapıp onu methediyor. Bu metheden zata dost olursan düşmanının dostuna dostluk yaptığından sen de o safa geçiyorsun. Düşmanımın dostu nedir? Düşman. Düşman olması gerekirken dost yaptın. İşte his burada. Müslüman bir nur talebeli burada şey atardı. Hata burada. Yani his nasıl çalışır? Muhabbetullah. Muhabbetullah nasıl anlar ya? Ben eylemde görmek istiyorum ya kardeşim. Nasıl anlar mel muhabbetullah? Muhabbetullah alameti nedir? La ilahedir. Yani ihlaslı olmak için ne gerekiyor? Fazla bir şey gerekmiyor. La riya illa ihlas oradadır. Aynı la ilahe illallah. Uyguluyorum. La ilahe illallah. La ilahe. Riyakar olma. Neyim o zaman? İhlaslısın. İllallah. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? La ilahe. Sonra illallah. Çocuğu nasıl terbiye edeceksin? Bozma. Yeter. Zaten İslam fıtratındadır. La tahrip. İlla tamir oradadır. Ben Müslümana nasıl dost olacağım? Müslümanın. La adavet. Adavet etme, gıybet etme, haset etme. Yani. Adavet. Menfi olma. Muhabbetteyim zaten. Tanıyayım, tanımayayım. Ben tanımıyorum ki geçmişteki nur talebesi, gelecekteki nur talebesi. Hepsi la senatın ortayım çünkü dostum. Niye? La davet. İlla muhabbet oradadır. Öyle bir sistem ki bu, şu söylediğim. Ne isterseniz cevap budur. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? La tahrip. İlla tamir oradadır. Tahrip etme tamirdedir. Şimdi Allah'a muhabbet nasıl edilir? Allah'a düşman olanları düşman edilmemekle. Fiili budur. Mektubat anlatır ya. Mektubatta. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Osman burada mıyız abi? Abim gel abi. Boş ver. Olan olmuştur, olan da olacaktır. Kabul ve redle. Nehir akar. Kabul ve red. Sana rağmen kainat akıp gider. Şimdi, iyi misiniz? Tamam, vicdanın bütünlüğü deniz vurgunu gibi, deniz aldı. Vurgun yememen için. Ha? Vurgun yememen için bu sistem çalışıyor. Bir şey sorabilir miyim? Marifetullah'ı yüksek seviyede olanlarda vesvese görülebilir mi? Tabii ki görülür. Şeytan yok olmadıkça ama vesvesenin cinsi değişir. Kimisi dimağdaki mesela tahayyül seviyesinin bir vesvesi olur hayalde, kimi tasavvurda olur. Kimisi akli bir vesvesi olur. Mesela kimisi ilimde olur. Yani mesela diyelim ki nefs emmare, emreden nefis altına yiyor. Nefsi levvame de günah işlemez mi? Günah işlemez. Lanet olsun, lev mi diyor? Yani
Sen nereden geldi ya? Günah işlemez değil. Ve Allah buna yemin ediyor. Seviyor bu nefsi. Günahı işlemedi dedik. Burada şey demek gerekmiyor mu abi? Marifetullah'la bizim bir işimiz yok. Yani bizimle alakalı değil. Bizde marifet var. O marifetullah onaylanırsa marifetullah olur. Evet. Vazifesi bu yani. Mesela irade ibadet yaparız. Sonucu nedir? İbadetullah olur. Yani ibadet yaparız. Sürekli marifette olduğu için yani mutlaka etkilenir dışarı. Evet. Dolayısıyla bu muhabbetullah çok önemli ya. Ben mesela diyelim ki münafık mıyım? Münafık mıyım? Biraz önce söyledi ya. La riya illa ihlas oradadır. Münafık insan kendisini bilir. Çünkü münafık şuurludur. Bakara suresinde münafık bahsinde gayrimüteşhid anlatır. Münafık şuurludur. Gelir diyor. Gelir diyor. Müslümana der ki biz sizdeniz falan. Sonra localarına gider diyor. Ben öyle dediğime bakmayın diyor. O ahmak Müslümanları kandırmak için. Sizin kereste gibidirler. Güzel konuşurlar. Seninle senin gibi olurlar diyor. Localarını şey yaparlar. Münafık şuurludur arkadaşlar. Bilerek yapıyor. Allah öyle rahmetini böyle küçük şey düşüncelerinizi seni sokmayın. Acaba münafık mıyım? Değilsin. Münafık olsaydın zaten münafık mıyım demezsin. Vesvese var. Vesvese değildir o. Adam attı bir şey gitti. Niçin? Rahatsız olman gösteriyor ki sen vesvese değilsin ya. Senin değil o diyor. Üstad bak ölçü veriyor. Yani o vesvese, ya Allah inkar ediyor içimde birisi var. Tam içinde birisi var da benim de var, herkesin de var ya. Yani. Sen tek misin? 18 bin alem değil misin? Ben tek miyim? Bu dünyada tek yaşanır mı ya? Cennette bile Adem Aleyhisselam tek yaşamadı ya. Adam gelmedi mi? Bir şey yapamadı. Gitti. Hevasını tahrik etmek için havasına musallat oldu. Hava validemizle ondan sonra tesir etti. Kadınsız erkeğe tesir edemiyor şeytan. Bir istihbaratçı ne dedi biliyor musun? Çok derin istihbarat, tamam öyle basit değil. Ya nasıl buluyorsunuz dedim ya bu şeyi. Nasıl buluyorlar dedim. Ben de çaktırmadım onun kim olduğunu da. Ya bu dedim suçlular vesaire nasıl şey yapıyorlar? Çok tuhaf ölçü söyledi. Parayı ve kadın izini takip et. Her şeyi ama ne istersen bulursun dedi. Bu izi takip et. Kadın ve parayı takip et. İzini takip et. Bu para nereye geldi veya nereden geldi? Gelişine bak. Gidiş yönünü de öğrenirsin dedi. Bu geliş nerede? Veya gidişine bak. Gelişini öğrenirsin. Bu geliş gelişi sana gösterecek kadın ve para. Çok kolay. Bizim için şey, işin ehli değiliz. Ha, işin bunun ehli değiliz. Devam. Sonra buradaki vicdan mehazda menfi manada kullanmış. Yani şeytanın vekil huzurlusu zihin der. Yani biz hep genelde vicdanı yani vicdan hatmedilmiş ve ömürlenmiş gibi kabul ediyoruz. Yani yapıp pek çalışmaz diyoruz ama üstad burada çalışmaz olur. Menfi manada da zihinli takarruf etmiş. Var var. Yani en son halidir o hatma, hatim olması. Sistem bitmiş. Hatta kalp için diyor hatmedilmiş. Ama vicdanı tefessü etmiş manasında. Tefessü edince bitiyor yani o son haddi yani. Ama burada hepimizde bu var. Vicdanım zihnimizde böyle şeyler oluyor. Yani mesela şöyle Müslüman şöyle yapar diyor Mesnevi Nuriye'de. Bir ahmaklığımız var bizim. Yani insaf namı altında muhalifin libasına giyer, kendisine oradan soru sorar. Mesela bazı saf tirik Müslüman var. Sanki hakkı görememiş, sen düzelteceksin. İnternetlerde ateistlerin, şeylerin, sitelerin, bunlarla meşgul olup düzelteceğini zannedip batan Müslüman var. Hem de hepsi batacaktır, laf dinlemezse. Yani niçin oradadır? Kardeşim orada olmak istediği için bir Müslüman olması için yeteri kadar delil bulduğunda Müslüman olmadığı gibi yeterince delil bulamadığından kafir olmuş değildir. Kafirliğe ve Müslümanlığa niyet etmiştir. Bu internetlerde sorulara onlarla meşgul olanların ilk yardım güya kişiydi. İlk yardıma muhtaç. Ben öyle dev adam biliyorum ki vakıftı. Sonra televizyon ekranlarına çıktı. Sonra şiddetle ikaz ettim.
sakın internetlerde bu tür sitelere cevap hazırlamaya kalkma. Gider. Battı gitti. Şu anda hiçbir şeysi kalmadı namazdan başka. Zihin istila oluyor. Yani. İşkila oluyor. Zihinde yerleşiyor yani. Şey, evet. Zihinde yerleşmiş. Karar kılar diyor. Zihinde takarrur eder. Bozulmadı. Takarrur eder. Çünkü haritada, sizin harita mesleğinde zihin harita ya. Peki orada zihinde meyhane de var, cami de var. Haritada. O haritada meyhanenin gözükmesi seni sarhoş etmediği gibi. Caminin gözükmesi de alim etmiyor seni. Aktif edeceksin. Mesela meyhaneye gitmedikçe o şehirde sen dolaşman zarar görmediği gibi. Şehri dolaştın. Eğer gidip Tayyat-ı Mescid 2 rekat namaz kılarsan onun bereketini alırsın. O zaman o seyahatlarda vefat etsen hicret ederken öldü diye şehit olursun. Öyle geçiyor. Yani 2 rekat kılmışsa. Çünkü 2 nokta arasındaki bağ namazdır. Çıktığın yerde namaz kıldın. Gittin o şehirde 2 rekat kıldın. 2 namaz ortasında şehidi manevidir. Görüyor musun? Şimdi sözler 463. Kader ve cüz-i ihtiyari İslami buraya kadere girdi arkadaşlar. Bunu atlasak mı yapsak? İştesek ya. He? Yapalım. Gelmişse gelmiş. Sözler 463 kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Hali ve vicdani neymiş? Bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmin ve nazarı değildir. Buraya girersek işte şey olacak ama ne bileyim, girdikse fazla detay girmeyelim. Konumuz o değildi ama burada neye girdi? Burada zihin var. Aletin takarruf kıldığı yer noktasında. Dolaylı olarak zihin demiş. Ha yani hali demiş. Burada hali var. Haletin takarruf ettiği, kararlaştırdığı yer zihin. Ha hal. Ondan atıp. Dolaylı olarak. Hal. Demek ki hal o şey zihinde oluyor. Şimdi ben kadere ufak not diye burayı aşalım. Çünkü çalışmışız çok güzel. Burada girersek çok güzel şeyler var. Bak kaç sayfa. Atlıyoruz. Şimdi sayfa 183 ama size gönderdiğim resimde 183 gözükmez çünkü. Şey abi, altında var. Abi 377 zihinle alakalı. Alttaki o şey. Sayfa 178'in en altı. En altı. Ha var mı? Ha. 377. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz ve bak gece ve gündüz kış ve yaz sayfelerine çevirir ve o sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazari dikkati celbeder. Bu metin. Fazla durmuyorum çünkü metin hepinizin elinde var. Ne anlaşılmış? Zihni hadisatın sayfelerine benzetiyor. Zihni hadisatın sayfelerine benzetiyor. Yani ayat-ı tekviniyelerin zemini olan ayat-ı tekviniyelerin yani mekanı oluşturan bizde neymiş? Gece, gündüz, kış, yaz sayfelerini zihin sayfelerine benzetiyor. Gece, gündüz, kış, yaz zihnin sayfeleri gibiymiş. Zihnin sayfelerini düşünebiliyor musun? Gece yazılan var, gündüz yazılan var. Çok acayip ya. Yani bizim sayfa anlayışımız, mekan anlayışımız oradan geliyor. Yani burada şey de gibi var ya abi, zıtlar var ya. Gece ve gündüz. Hep zıt yani. Zıt. Zıtlar sanki burada zihinde bir de tevhid gibi görünüyor. Evet. Tevhid, vahdet. Zıtların birliği. Evet. Sistem yani. Evet. Yani diyor, bakayım ne diyor.
ayat-ı tekviniyeler, yani vücudu hariciler, yani ne vardı zinde? Kalpte, aştan aşağı bütün alem. Kainatın haritası ya kalp. Şeceri hırkatın değil. Şeceri hırkatın haritası ruhtur. Buna aştan aşağı bizdeki karşılığı zihin. Tamam. Bu ayat-ı tekviniyeler değil zihin. Bunların zeminini ve sayfelerini ne demek istedin? Ayat-ı tekviniyeler değil zihin, bunların zemini ve sayfeleri. Ha, ayat-ı tekviniyelerin o alemlerin sayfeleri zihin. Nasıl ki mesela izah ediyor demek ki. Taakkul aklın zemini. Taakkul neydi? Akıl değil. Aklın taakkul ettiği, yani aklın işlevinin ortaya çıktığı, mesela tahayyül, hayalin çalıştığı yer. Tasavvur, zanların, bilgilerin, malumatların çalıştığı yer. Taakkul nedir? Aklın çalıştığı yer. Nasıl ki taakkul aklın zemini, zihin de ayat-ı tekviniyenin zemini ve sayfeleriymiş. Çok ince bir nokta, bunu anlamak zor biraz. Hani ayat-ı tekviniler zihin sayfasında görünüyor. Gözün. Yani aslında ayat-ı tekviniyeler üstü orada açılıyor diyor. Sebba mevzusunda da diriliyorlar. Yine oraya zemin mi diyordun? Ne diyordun? Diriliyorlar diyor. Ama ne diyordun? Zihin. 13. sözde. Şurada. Hüşyar olup diriliyorlar. Zihin mesulde mi yani? Direkt zeminde mi diyor? Zihinde mi diyordun? Zihinde. Orada da sanki öyle bir şey yok. Kullanayım, okuyayım bak, göstereyim de. 13. sözün şurada Tusebbihu lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ardil malikil kuddusil azizil hakim gibi ayetler işit bak, o ölmüş veya yatmış mevcudat alem yusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikir ediyorlar. 3 tane, 3 farz. Nedir o? Diriliyor, hüşyar oluyor, kıyam ediyor. Zaten 3 tane farzın 46. sayfada şeyin farzıdır diyor. Neyin farzıydı? Salat-ı Kübra'nın. Salat-ı Kübra'nın. Zihinde dirilme oluyor arkadaşlar. Vücud hariciye çıkıyor. Yani mesela Allah kainatı İnsana monta etti. Neresi orası? Zihin. O zihinde bir kuvve var. Yani kocaman şu ağacın, şu çınarın, işte kirazın, kainat kabul edin, çekirdeği zihin. Şimdi bu bir kuvve. Dirilmesi gerekiyor. Dirilecek. Hüşyar oluyor. Kıyam buluyor. Yani zihinde yer açılıyor. Daha önce demiştik, hatırlarsınız. Tefekkürle zihinde yer açılıyor. Yani zihnin o kainatın haritası var ya, bu çekirdek ağaç olması demek hava sayfasında yer açmıyor mu? Kendisine yer açtı. Vücud hariciye çıktı. Ağaca ne denilir? Bil fiil. Çekirdeğe ne deniliyor? Bil kuvve. Zihin bil kuvveydi. Tefekkürle üstünü açıyoruz. Açılıyor. Ne yapıyor? Diriliyor. Hüşyar oluyor. Sonra kıyam ediyor. İlim, irade, kudret. Hep böyle. Emri ilahi. Emri Rabbani. Emri ezeli. Uyuyor muydu? Saraf Kıbran'ın 13 şey. Ha, uyuyor. Tevafuk ediyor mu şey? Yoksa bir genel mi? Genel. Uygulayayım. Tamam. 46. Bu sözler kaç tane? Bu sözler 139. Buna ait bir ders yapmıştık da hatırlarsınız. Evet. Ben okuyorum. Birincisi diriliyor. Bakayım birincisi uyuyor mu? Yani bütün sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin. İki, hüşyar. Hüşyar ne demek? Uyanık. Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i kerimin. Kıyam ediyor.
bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmak. Anlamadın. Gene aşağıya üçünü uyguluyor. Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir, mahlukları medhi ve minnettarlığa bedel, bir kamil-i mutlak ve gani-i mutlak ve rahim-i kerim olan Rabbul Alemin'i medhü sena etmek. Mehmet bir de gelirken kahve yapsan. Hem İyâke nâbudu hitabına terakki etmek ikincisi. Yani diye devam ediyor. Biraz baktım ben aşağıya kadar gidiyordu da. Bunlar üçü uyuyor. Uyuyor. Hatta şeye çalışıyorum ya, emir ve evamiri tekviniye. İlim, irade, kudret var ya. İlim, irade, kudret. Emri ezeli, ilme. Emri Rabbani. Rabbani. İrade. Dur. Emri ilahi, irade. Emri ezeli, ilim. Emri Rabbani bizzati, kudret. Şimdi devam edeyim. Evamir tekviniye çalıştığım için söylüyorum onu. Yoksa bu kadar taze bilgi olmaz. Şeyi de bitirdim bilirsiniz. Ne diyordu dedin? Bu üçünü bir daha söyler misiniz abi? Emri ilahi. Evet. Emri ilahi. Emri ilahi irade. Emri ezeli ilim, emri irade. Emri ezeli. Ben buradan okuyayım. Değil mi? Dur okuyayım da yanlış olmasın. Hem de şeyi de söyleyeyim. Şey geçiyor. Rab kelimesi daha çok o iradeye bakıyordu da. Abim. İyim de. Emri ilahi irade. Emri Rabbani kudret. Emri ezeli kader. İlim diyor. Delilleriyle beraber. Emri ilahi. İlahlar var. İrade bu. Kader Risalesi'nde çok naz söyler. Emri ezeli ilim. Emri Rabbani. Allah bizzat kainatı yönetme, yönetiyor. Rububiyet ediyor. Bu kudret. Yönetiyor yani. Rab. Rububiyet ediyor. Ondan sonra bunu da söyleyeyim. Evamir-i Tekviniye'yi zaten emire de çalışmıştım, bitirdim. Evamir-i Tekviniye'yi de bitirdim. Evamir-i Tekviniye'nin hulasasını da bitirdim. Bir böyle bir kampa girdim üç torkun. Evamir-i Tekviniye'nin hulasası da bitti. Kaç sayfa olduğunu ben size çabuk. Hulasayı söyleyeceğim. Ondan sonra. Şimdi emri, emir, emr, emri tekvini gibi şeyleri de onun hulasası yapacağım. Şu anda bak, Evamir-i Tekviniye'nin hulasası bir. 2, 3, 4, 5, 6. Evamir tekmini çok mühim. Evamir tekmini emirden besleniyor. O kadar harika şeyler var ki çok hoşumuza gidecek. Çok hoşumuza gidecek. Çok harika. Neyden besleniyordu zaten? Evamir-i tekminiye. Hulasalandırdım. Yani çalışmıştım. Ama hepsini vermiş şey yapmayayım. Uzamasın olay diye. Onlar tek tek ama mesela sözler 197 tafsil, burası ne, bir şey yapar mısın? 82. deftere sayfaya bak dedi. Mesela bak burada 82. mesela sözler 197'de bu şudur. Yani emir 3 şeye emrediyor. İradeye, kudrete, ilme emrediyor. Emir tekvinde emir hem kudrete hem ilme emrediyor. Dolayısıyla emir cem ediyor. Ya nerede geçiyor? 197 sözlerde çok yer var. Ya bu insan nerede? 82. sayfaya bakarsan burada tafsilen tahlil ediyor. Masaya yatırmış ameliyat ediyor. Yani gibi. Hem sayfasıyla hem kitap şeyi. Tamam. Devam edeyim. Bakayım kader ne çıkacak? Daha acayip yere girdik şimdi. Ayat-ı tekviniyelerin tahakkuk ettiği zemindir. Neresi? Zihin. Mevcudat da gece, gündüz, kış, yaz neyse, başka bunun dışında düşünebilir miyiz? Gece ve gündüz.
yaz, kış. İşte bu. Sayfa. Ama dünyayı zannediyor. Gece bir sayfa. Gece karanlık değil ha. Gece alemdir. Alemdir. Gece karanlık istila ediyor, örtüyor. Yani gece ile gündüzü ayırt etmek için Allah geceyi boyamış. O karanlık gece boyadığı için ona diyoruz ki her gece karanlık olduğundan gece karanlık zannediyoruz. İktiran gibi. Yani sebep sonucu ağaçta elmayı gördüğümüz için elmayı ağaçtan zannetti. Eğer öyle olsaydı güneş tutulmasına dünya kararmaması lazımdı. Değil mi? Evet. Güzel. Güzel söyledin. Mevcudat da gece, gündüz ve kış, yaz neyse insanın içsel aleminde de zihin öylemiş. Psikolojiyi de yapar. Şimdi arkadaşlar gece olduğu zaman etkilenmiyor muyuz? He Osman? Gündüz mesela hava kapalıysa, hiç benim yanıma gelme mesela diyorum. Hava kapalı mı? Falan duman atıyor. Ustad da etkileniyormuş. Değil mi? Kabzaletler o. Herkes. Herkes etkilenir. Ya. Ha. Peki kışın değişik alet olmuyor mu? Gittik şimdi kış böyle Tillo'da işte şurada burada kış 3-4 metre. Bir şey anlatacağım. Peki yazın etkilenmiyor muyuz böyle? Bahar mevsimiyle orman içinde dereler akılıyor falan. Orada tefekkür ediyorsun, yürüyorsun. Etkileniyor değil mi arkadaşlar? Bununla. O sayfanın üzerindeki yazılar var, hadiseler. Gece başka zikredenler var. Başka ortaya çıkan hayvanlar var. Mevcutlar var. Hem ruhani, hem nurani. Hepsi var. Hem ruhani hem nuraniler var gece. Gündüz hem nuraniler var hem ruhani var. Kışın da öyle, yazın da öyle. E şimdi sen buna şaşırıyor musun? Aa çok bir şey oldu ya. Tamam. Ha, zihnin de böyleymiş. Gece, gündüz, kış, yazdan etkilenen zihnimizmiş. Ondan böyle ve insan bundan kurtulmanın iki şeyi yaparmış külliyatta. Ya gaflete kafayı sokmak için videolara, filmleri seyrederler. Ya da işi bilenler hemen ilimle, tetubatla gücü yetmese bile mutlaka yazarlar. Kardeşim, sıkıntın varsa Kur'an okudum. Tamam. İki şeydir. İçinde bir kor var, ateş. Bu Kur'an okumayla geçer. Geçmeseydi de söyleyeceğim. Bu Kur'an okuma. Ben özünü söylüyorum. Çok. Kur'an okumayla geçer. Geçmese size söyleyeceğim. Veya takıntım var. İkide bir tek tek. Allah Allah. Bu tefekkürle, ilim, risale şey yaparak geçer. Eğer hala geçmediyse bak, şimdi içindeki sıkıntı Kur'an okuyarak geçmediyse takıntın eğer okuyarak geçmediyse sen şunu yap. Üçüncü yol, ikinci yol. Risaleleri okumak, dinlemek, yazmak. Şimdi birisinden bir sohbet dinle. Sohbet ihvan. Tilaveti Kur'an. Bunu. Bir de yaz. Yaz böyle ekranda. Yaz. Yaz. Böyle. Ustad okumak, yazmak, dinlemek diyor ya. Yaz. Eyvallah teşekkür ederim. Şimdi eğer sen hala takıntın var. Eğer içinde kor varsa geç böyle ekranda bilgisayar risalenin. O çıktı. Hiçbir şey yoktu ki yazmıyorsun. Kur'an'da olmasın. Öyle yaz. Ustad demiş mi yaz? Yaz. Yazdığın halde hala kor ve takıntın gitmiyorsa fikrete gideceksin doktor. Sana ilaç yaz. Doktorluksun. Yani hemen her sıkıntı, her takıntıya doktora gitmediğin gibi bu şekilde de geçmeyip de ısrar etmeye de gerek yok doktora. Yanlışım varsa doktorum söyle. Burada Hasan abi, o içsel aleminde böyle gece gündüz gibi etkileniyorsa o zaman serbest bölgenin de bir irtibatı olması lazım zihnin. Evet. Serbest, yani serbest bölgenin etkileyemediği
yani serbest bölgenin etkilemediği, serbest bölgeyi etkilemediği hiçbir donanım yok. Sureti her şeyin. Her şeyin suretidir. Yani sanki biz serbest bölgeden çok elekten geçerse, hani zihinde takar, yani zihinde tasdiklerden, izanlardan geçerse zihine geçermiş gibi geliyor. Olur da ama şimdi demiştik ki hatırlarsın o zaman, bidatta, rurafe, din adına girmiş. Mesela babaannelerde misal vermiştik. Hani doğruluk zannıyla yapıyor. Doğruluk zannıyla onu uyguluyor, tamam mı? O işte buralara giriyor işte, zihine giriyor. Ama Allah öyle muamele etmiyor ama zihinde niyet şeyi bakmıyor. Niyete göre değil. Zihinde o sana faturayı çıkarıyor. Bidatlar, hurafeler, şirkler. Mesela karanlık gecede kara bir taştaki ayak sesi kadar gizlidir der şirk. O zaman zihni şey yapalım. Zihni içerisinde ne var? Gece, gündüz, yaz, kış sayfeleri var. Kainat. Zavallı Kemal'deyiz. Zihninin kitesine mi duruyor? Yani mesela bir hafta bir kemalat söz konusu oluyor. Ondan sonra muhakkak ki zavallı mağdur falan. Adetullah'ın, Allah'ın şöyle bir kuralı var. Bir şey anlatacağım. Çok ilginçtir. Bu ve buna benzer psikolojilere de cevap olsun inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın anında deve yarışı olurdu. Hep Peygamber aleyhissalatü vesselamın devesi kazanırdı. Bir gün, bir sene, her sene bir defa oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devesini Müslüman olmayan, çelimsiz, zayıf, sıska, iman etmemiş bir bedevinin devesi geçti. Duymuş muydunuz? Sahabeler şaşırdılar. Yani iman meselesine girecek ha. Allah niye peygamberin devesi nasıl olur ya? Hem Müslüman da değil ha. Çelim deven ha? Çok acayip değil mi? Deveyi geçmiş. Kardeşin sorusuna ait bir cevap. İyi ki geçmiş. Öyle olmasa bu cümleyi nerede bulacaktık? Şaşırmış, neredeyse itikada taşınacak bu olay. Peygamber nasıl geçiyor? Dedi ki, bir mana söylüyorum. Kardeşler, ey ashabım, Allah'ın bir adeti var. Her kemalin bir zevali var. Böylelikle mahluk olduğu anlaşılır. Ama hiçbir zaman kemali zeval bulmayan Rabbimizdir. Benim diyor devemi ve beni diyor kutsallıyorlardı. Deve kutsal oluyormuş. Deveye kutsallık verilecekmiş. Demek ki o seyreden Müslümanlarda alışılmış ya putlara şunlara bunlara tapınmak. Deveye tapınma şeyi olabilirdi. Tamam. Ama bu arada o sporu yapmasın bunu, sosyal faaliyet yapmasın ama İkide bir kazanınca kutsi olacaktı deve. Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi. Kutsanacaktı. Nasıl ki niçin peygamberimizin çocuğu, erkek çocuğu nesli gelmedi? Bakıyorsun şeyhler hep çocuklarıyla devam ediyor. Ehil yok. Yani ehile geçmiyor. Hep babadan oğula. Yani ehil sistemi kalkıyor. Onun için ne olursa olsun, ne kadar ehli dayı olsa, peygamberin çocuğu varken başkasına bu verilmezdi, bu hilafet. Oysa ehli olması lazım. Ehline verin diyor Cenab-ı Hak. Sonra benim diyor, bu Allah diyor her kemala bir zeval vererek mahlukat damgasını vuruyor. Yoksa diyor o kutsanır ve putlaşır diyor. Bu kutsanıp putlaşmaması için benim devemi mağlup ettirdi diyor. Şimdi neye benziyor? Allah Resulü'nden 4000 sene önce o Tabut-u Sekine'yi olmuş. Allah Resulü Tabut-u Sekine şey yok mu yani bilgisi yok mu? Ha tövbe. Kur'an'da Bakara Suresi 200. Niçin hendek kazdı? Niçin zırh giydi? Niçin okçular tepesine
alın bu tabutu, Sekine'yi getirdim orada tutun demedi de sakın inmeyeceksiniz. Uhud nedir? Mekteptir, mektep. O kadar mükemmel bir eğitim var ki, aileler de oradaydı. Uhud'a alimler mektep der, eğitim yeri. Laf dinliyor musun, dinlemiyor musun, şeye kadar falan sadakattır, şudur, gayrettir, ailedir, her şeyi. Ne ararsanız Uhud da vardır. Ne ararsın? Neyi tabutu Sekine'yi okçular tepesine koymadı da 70 tane okçuyu koydu? Bilmiyor muydu? Şimdi var ya böyle köy, şehir efsaneleri. Koy önüne uçak, koy hastane, hastane, hastane doktor, tabutu Sekine'yi altından üste koy. Alttan giren hasta olan düzelsin. Aa, düzeldim tabutu Sekine'yi. Madem savaşta galip geliyor, lan adetullah ortadan kaldırıyor ya. Lan surettir bunlar, surettir ya. Hakikati, he? Kur'an'da tabut-ı sekineye hakikat diyorsun da beyreme niye suret diyorsun? Bir sürü peygamber, Yunus aleyhisselam suret değil mi? Gece, deniz, balığın içi suret değil mi? E nedir o? Gece demek istikbalimiz, deniz demek dünya hayatımız, balığın içi demek içsel yapımız, nefsimiz yani. Gördün mü? Şimdi böyle şehir efsanesi, niye ona ilgili öyle misal vermeye çalışıyorum ki yanlışları şey yapsın, düzeltsin. Niye böyle oluyor kardeşim? İçerisine İsrailiyatı sokuyoruz. Adam da zaten söylüyor. Ben diyor bunları diyor Tevrat'tan alıp size söylüyorum diyor. Hem de Tevrat'tan aldığını söylüyor. Ona sen Yahudi demeyecek mi? Benim kitabım muharref, tamam tahrif edilmiş, batıldır diyorsunuz ama hikayelerimizle Kur'an'ınızı izah ediyorsunuz. Ne bu periz, bu ne lahana. Ayetlerimiz muharref, hikayelerimiz hakikat. Demeyecekler mi? Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir de orada görmediniz diye sevindiniz. Bugün sakin ders geçer. Bilmediniz ki bu adam telefondan da müdahale eder. Hasan abim benim. Şimdi bir tezekkürle bunu bir söyleyeyim. Abi, serbest bölge, sırrın kendisi, vicdan ise kılsın. Kılsın vicdanda gerçekleşiyor. Sırrın muhafaza eden serbest bölge abi. Bu ikisinin bütünlüğü ise kalp, orada iman yok. İman birinde, iman birinde itikat var ama kalpte iman yok. Orada artık her şey şuhut oluyor. Rabbin, Rabbine muhatap oluyorsun abi. Ruh ile Rabbül alemine muhatap oluyorsun. Yani söylemek istediğim şu ki abi, zihin tılsımın olduğu yerdir. Serbest bölgede sırrın olduğu yerdir. Yani tılsımı gerçekleştiren abi kimdir? Tılsım. Mesela arkamızda kiraz ağacı var değil mi abi? O kiraz ağacına bakıp da onu elma gibi düşünebilen kimdir? Bunu yapan sırrın kendisi abi. İşte o da serbest bölgenindir abi. Ben böyle bir tefekkürüm var. İman kalpte, orayı düzeltelim, tavsiye edelim. İman kalptedir. Tamam. Ama imanın bir üstü, şuhud-i iman ediyor ya, o da ruhta bir üst, onu kastetti. Serbest bölgede ne vardı? Her şeyin, her mertebesinin her şekilde bulunabilmesidir. Sıcağın her mertebesi, soğuğun her mertebesi birbirini ortadan kaldırmadan bulunabiliyor. Bu sır. Serbest bölgede. Sureti, suretlerine bulunuyor mesela. Şimdi zihin nedir zihin? Zihin diyor, tılsımdır. Tılsım neydi? Artı 10 santigrat derece, eksi 15 santigrat derece ise orada eksi 5'tir. Veya eksi 10, artı 10, 0 gibi olur. Tılsım birbirini dönüştürür. Değiştirip dönüştürür. Yani vicdana benziyor bu. Devam edelim. Vicdana benziyor, doğru. Yani biraz böyle vicdan, işte vicdan diyorum, vicdandaki şey, zihin. Zihine orada hak ve batıl lazım olduğu gibi duruyor dengelemek için. Mesela şeytan mudil esması ya, surette şer gibi gözüküyor ama arkada esmadır, hakikati. Mudil esması, diğer esmaları mertebelendiriyor. Şimdi
Zihinde de aynı kanun cari değil mi abi ya? Ne diyor? Kış, yaz. He. Yazı da kışı da orada tutmuyor mu? Ha şimdi bak, bu böyle dedi. Ben onu dediğini söyleyeyim. Şimdi zihinde, şimdi okuyoruz. Sayfalar kış, yani. Yaz var. Gece ve gündüz. O da var. İkisi de duruyor. Orada. Hayır abi, hayır. Hayır abi. Hayır, nasıl öyle değil. Öyle diyor. Oradan siz gördüğünüzdür. O zihinde gördüğünüz neyse o var. Öbürü değişiyor, dönüşüyor abi. Ha, gündüz geceye, gece gündüze dönüşüyor. Ama servis bölgede hepsi aynı anda var abi. İkisi de hepsi gece ve gündüz zaten hepsi var orada. Yani zihinde, zihin neydi? Kainatın haritası. Cennet, cehennem kainatta yok mu? Değişim dönüşme yok tamam. Ki orada. Biraz devam edeyim. Sen neyi görürsen o çıkıyor. Ha bu da o öne çıkar. Gafur işte diyor bak. Öbürde de öyle olur. Yani serbest bölgede de öne çıkan oluyor. Burada öne çıkan ama devamlı o hakikati orada tutar serbest bölgede. Onun için bazı insanlar der ya, mesela bir iyiliği yakaladı, bir huzurluyum. Dün çok iyiydim, şimdi niye bozuldum diyor. İnsanı tanımıyor ki. Devamlı değişken olduğunu, sabit olmadığını, serbest bölge denilen bir sistemin onda aktif olduğunu unutuyor veya bilmiyor. Devam edeyim ben biraz. Şey olur mu abi? İşte ayetteki nelere bakıyorum, ben zihnimde bir sayfa açtı, üstü açıldı. Burada bir değişim var mı? Değişim, dönüşme var mı? Burada açıldı. Var mı değişim, dönüşme? Yok, yani şeydir. Mesela baktık şu kiraza. Evet. Tahayyül ettik. Tasavvur ettik. Vahiy ile baktık. Takul. Sonra karar kıldı bizde. Tasdik, ilim oldu. Sonra vicdana indi. Vicdana inince ne oldu? İrade ile eyleme dönüştürdü beni bu süreci. Zihinde ise üstü açıldı. Mekan açıldı. Evet. O kadar. Devam edin. Mevcudat da gece, gündüz ve kış, yaz neyse insanın içsel aleminde de zihin öyleymiş. Dışarıda gece, gündüz, kış, yaz var mı? Bir tanesi eksik olsa ne olur? Hep yaz olsa olur mu? Ona standartlık olur. Zihin de böyledir. Kış, devamlı işe çıkıyor. Mesela düşün. Tebdil-i mekanda diyor, şey vardır diyor. Ne? Ferahlık var diyor. Ben mesela denemişim. Bulunduğum yerden daha kötü bir yere bile gitsem ferahlık buluyorsun. Değişiklik oluyor. Değişiklik oluyor. Çok acayip oluyor. Şimdi devamlı gece olsa, devamlı gündüz olsa, devamlı yaz kış olsa bildikten sonra ne kadar zulüm olur? İşte cenneti de öyle zannedenler nasıl sıkılmaz mıyız diyor. Çünkü devamlı yaz zannediyor, devamlı güneş zannediyor. Sıkılırız diyor. Oysa celalin esmaları ile cemali esmaların tam dengeli tecelli ettiği yerdir. İkisi de tecelli ediyor. Cehennemde ise dengeli tecelli etmiyor orada. Celali esmalar galip. Celal cehennemde. Cehennem dedim sonra. Cehennemde celali esmalar galip. Cennette ise cemali esmalar galip demedim. Dengede. Evet. Çok acayip ya. Çok acayip. Birbirine tarım kalmıyor. Evet. Bir daha okuyayım. Mevcudat da. Şimdi gece gündüz dışarıya bakın. Evet, tamam. Şimdi gece ve gündüz. Kış yaz. Ne kadar makul, doğru. Bunun içine bir şey yazılmayacak mı? Şimdi bu gündüz kuşlar uçar. Biliyor musunuz? Karanlık olunca kuş bir adım bile atamaz. Onun için daldan aşağı düşüyor. Onun için kediler çıkar. Tek tek kuşları yer. Uçamaz. Ama gündüz mümkün mü? Bak aha sayfa. Alemine bak. Şu anda cinler yatıyor. Cinlerin gecesi şimdi. Cinler. Ervah habiseler. Tamam. Onun için geceyi gündüz bir şey mi sana ben yüklemek istiyorum? Gider.
bir tiyatro, sinema, bir yer, kapalı alan yaparlar. Oraya lamba ile ışıklandırırlar. Loş bir ışıkla. Lan madem bu kadar yapacaksan tavandan ışık aç. Güneş olduğu yerde onlar boyut veremez de ondan. Çünkü onlar orada şey yapacak, seni etkileyecek. Tamam. Şimdi Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Kapıma takıldı, özür dilerim lütfen. Mesela az önce dediniz ki Hasan abi, yükseğe çıktıkça içsel basınç artar. Azalır. İçsel basınç... İçsel artar, içsel. Tamam. İçsel basınç artar abi, dış basınç azalır dediniz. Yani bu içeriden dışarıyadır dediniz. Evham. Denizin dibine daldıkça dış basınç artar dediniz. Bu da dış müdahaledir. Vesvese. Ben abi şöyle bir şey yaptım abi, şöyle bir tefekkürde bulundum. Bence abi bu vahdet ve ehadiyet noktasından değişiyor abi. Mesela ben sizi itiyorum, geri düşüyorsunuz, çekiyorum, bana doğru geliyorsunuz. Her harekarda müdahale bana ait abi. Yani ben her ittiğimde sizi, siz bana karşı koyamadığınız için geri düşüyorsunuz. Her çektiğimde beni daha çok kuvvetli çekemediğiniz için bana doğru geliyorsunuz. Yani her harekarda ehadiyet cahilibinden siz eksik güç uygulamışsınız, siz fazla güç uygulamışsınız. Şekline göre değişiyor abi. Demek istedim. Mesela siz gökyüzüne çıktınız ya Hasan abi. İçinizdeki gücü toparlayamadığınız için dışarıya vuruyor. Aşağı indiğiniz zaman içinizdeki gücü yine kuvvetli tutamadığınız için dışarıya mağlup oluyor. Her halükarda celalle cemalin birleşmesi abi. Bütünlük aslında. Neyse böyle dedim ama. Tamam. Çünkü o konuyu geçti artık. O konu geçti. Yok, şimdi biraz Celal ile Cemal'den bahsedeceğiz Hasan abi. Yani Celal, Cemal ikisi aynı anda tecelli ediyor etmesi için Hasan abi her taraftan bakmak gerekiyor gibi düşündüm o anlamda. Anladım yani, Celal ve Cemal... Anladım. Bunu işlememiş olmuşlar. Şimdi zihinde kardeşim, kainatta ne varsa hepsi var. Cennet, cehennem var mı kainatta? Var. İn aşağı, alim şehadette ne var? Hepsi zihinde var. Neye benzetiyor? Gece ve gündüz, kış, yaz, sayfa. Üzerine yazılanlar, hadiseler. Olduğu zaman da niye şaşırma diye anlatıyoruz yani. Niye bunlar bende oluyor? Ben de sana soruyorum. Niye olmasın? Niye olmasın? He Erdinç? Niye kapmasın o düşüncesini? O insan ise, insan olma nispetinde olayın arkasına geçer, hadiseleri seyreder, yorumlar veya bu hadiselerin içerisinde anlık ve fani çözümler üretir, gündelik yaşar, ameliyat olması gerekirken pansumanla geçiştirmeye çalışır. Yani mesela ikide bir değişen bir insanın temelde bir sorunu var, pansumanla düzeltmeye çalışıyor. Kendini oyalıyor. Gece ve gündüz, kışı ve yaz ipleriyle diyor. Bak şimdi nereye götürecek şimdi? Abiler, gece ne olur bir şey yapın. Gece kendisi iptir. Bir düşünün hele, bak şimdi nereye taşıyacak. Çok güzel, güzel bir yere girdik şimdi. Gece iptir. Gündüz de iptir. Kış da iptir. Yaz da iptir. İp. Bak şimdi. İpleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbani'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Hayret diyor. Bak şimdi. Gece ve gündüz, kış, yaz iplermiş. Bunlarla dokunan sanatlara da sanat-ı Rabbani'ye deniliyor. Sanat-ı Rabbani'ye. Yani mesela kuş bir sanat-ı Rabbani'dir. Gece ve gündüz, kış ve yaz ipleriyle dokunmuş. Sanat-ı Rabbani'ye bak şimdi. Şimdi bak şimdi. Allahu alem, gece ve gündüz, kış, yaz iptir. Ne yapacağını niyet gayen, bak ne yapacağını niyetin gayen, ihtiyar, ortaya çıkan sanatlı kumaşa esere ise kader denilir. Bu, biraz devam edeyim, girmeyin. Okuyayım, gireceğim, başa döneceğim. Bu ortaya çıkan kumaşı mesela
Kumaş nasıldır arkadaşlar? Böyle eski tezgahlar düşünün, halı dokuma. Bir böyle ipler var. Bir de buradan mekikle atılan ipler var, değil mi? Halı dokunuyor. Bu ortaya çıkan kumaşı kendine elbise yapma arzusu ve elbisenin şekli, modeli seçen ise iradedir. Mesela o kumaşı oluşturan, kumaşın bir ipler böyle gece ve gündüzdür. Bu taraftaki ise kış ve yazdır. Ortaya çıkan kumaş kaderdir. O kumaşı kendine göre şekillendirmek, yani şey yapmak, plan ve proje kurmak, irade, kesmek, giymek, ihtiyar. Şimdi biraz devam edeyim. Döneceğim, merak etme. Başa döneceğim. Bir bütünsel bakayım diye gideyim. Gece ve gündüz, kış ve yaz sayfaymış. Bu sayfelerde yazılan hadisat satırlarına kudret, bu hadisatlara münasebet kurmak, onları kullanmak ihtiyar. Bu hadisatların arkasındaki kader-i ezelinin hikmetlerini görmek, okumak ve onunla okuyup yorumlamak ise irade. Güneşten, güneş için bahsetmiyor. Güneş, kader. Bak, kadere misal acayip bir şey veriyor. Güneşin kendisi kader. Saat, esmaların vücudu hariciyedeki cilve, cemal, nakış ve sanatına kader. Başka bir kader. Güneşe kader olsa. Esmaların vücudu hariciyedeki cilve, cemal, nakış, sanatına kader. Sonra hulasa edeceğim. Saatın zembereği, irade, fiilin kaynağı. Saatın saati gösteren akrep ve yel kovanı ise ihtiyar, zahirde gözüken. Güneşten acılar da tatlılar da ortaya çıktığı gibi bazılarının bozulması, çürümesiyle de bazıları da neşünema bulmasına kader. Gidiyorum, bu işlemeye çalışıyorum daha konuyu. Sonuca gelmedim. Gece ve gündüz, kış, yaz sayfedir. Zaman yapraklardır. Sözler 131'de zamana yaprak diyor. Sayfelerinde yazılan hadisatın satırlarına kudret diyor. Sayfelerinde yazılan hadisatın satırlarına kudret diyor. Şimdi sayfa okuyorum. Külliyatta bütün sayfeleri topladım. Nereye sayfa diyor? Gece gündüz sayfa, kış yaz sayfa, dünya ve ahiret sayfa, satı arz sayfa, mevcudat sayfa, hususi dünyamız ve alemimiz sayfa, kitab-ı kudret sayfa, bahar sayfa, kainat sayfa, hayat sayfa, zemin yüzü sayfa, arz ve sema sayfa, sayfi hasenat, sayfi icraat. Bunlar hep sayfa. Bunun üzerine yazılan... Deftere baktınız mı abi, deftere? Baktım abi. Yani sayfaların bütünlüğü de defterdir. Defter olarak nereye söylüyor abi? Yani nereye atladım? Öyle yani. Sayfa varsa defter de vardır. Ona baktınızın demek istiyorum. Hani sayfadan bahsediyor ya. Ha bu sayfa? Ha, deftere baktın mı? Ben de zannettim buna mı baktın? Evet. Sayfa varsa defterde var. Peki, biraz devam edeyim de. Sayfaları... Harun bir şey söyledi abi galiba. Ne dedi? Deftere baktınız mı diyor yani. Defterin kendisi ne? Kader yani, sizin anlattığınıza göre defterin. Evet. Biraz gideyim, çıkacak da onun için acele etmiyorum. Dur bakayım. Sayfaları anladık mı abi? Bunun üzerine yazılan hadise ayrıdır. Gece ve gündüz sayfa. Üstüne yazılan farklı. Kış yaz sayfa. Dünya ve ahiret sayfa. Yani şöyle sayfa. Dünya ve ahiret. Satar sayfa. Mevcudat sayfa. Hususi dünyamız ve alemin sayfa. Kitab-ı kudret sayfa. Bahar sayfa. Kainat sayfa. Kainat. Hayat sayfa. Hayat. Zemin yüzü sayfa. Arz ve sema sayfa. Sayfa-i hasenat. Hasenat sayfaymış. İcraatımız sayfa. He. Peki. Harekat yol fikirdir. Hayatımız kalem.
dünya ve ahiret birer menzil. Ezel ve ebed, dünya ve yarın. Ezel ve ebed, dün ve yarın demek. Bugün dünün hulasası ve yarının mukaddemesi. Bu bana ait tabirmiş. Bugün ne demek? Bu bana ait, parantez kan. Bugün, diğerleri bana ait değil. Hareket, yol, fikirmiş. Hayatımız, kalem. Başka? Dünya ve ahiret bir menzil. Ezel ve ebed, dün ve yarın diyor. Bugün ne demek? Dünün hulasası ve yarının mukaddemesi. Devam ediyorum. Yapraklarında, ipine, zamanın denizine, şimendifer ise zamandır, her bir yıl bir vagondur. Zaman bu. Yapraklarda, ipe zaman diyor. Yapraklara zaman diyor aynı zamanda. İpe zaman diyor. Denize zaman diyor. Şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. Şu alem bir saray. Güneş dahi mustakal bir mumdar. Mumdar ne demek? Mum tutan, ışık tutan, ışık veren, yani ışık değil, ışığı sana veren, tutan. Beşer zihnini, gece ve gündüz, kış ve yaz sayfelerine çevirir. Beşerin zihni ve bu sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazar-ı dikkati celbeder. Güneşin sayfelerinden bahsediyor ki, güneşin vazifesinden bahsediyor ki, bir, sanat-ı Rabbani'nin intizamına bir zemberek. Başka, niye bahsediyor güneşin vazifesinden? Hılkat-ı Rabbani'nin nizamına bir merkez. Başka, hem Nakkaş Ezeli'nin gece ve gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbani'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Zamanı toparladım. Zamana ne diyor hulasa? İp. Zamana ip diyor. Zamana şerit diyor. Zamana ne diyor? Defter diyor. Zamana sayfa diyor. Zamana mürekkep diyor. Zamana yazar bozar tahta diyor. Zamana yapraklar diyor. Şimdi Allahu alem. Herhalde hulasa yapmadı. Buraya bir boş sayfa bıraktı. Eğer bu kadar okuduk ve dikkat ettikse, gece ve gündüz, kış ve yaz bize veriliyor. Bu kader. Yani halıyı dokumak için bu ipler var ya, ipler. İpler. Bir böyle yatay, bir dikey. Dikey, yatay. Şimdi bu iplerin olmasını şekillendiren şunların girmesidir. Sistemin sağdaki mekik girmesidir. Oluşan kumaş kaderdir arkadaşlar. Güneş kaderdir arkadaşlar. Güneş kadere misal olursa toprağın altındaki biber çekirdeğini ve kavunun çekirdeğini birisinin acı, birisinin tatlı yapması güneşin belirleyici değildir. Belirlenmişleri ortaya gösterendir. Güneş o acıyı, tatlıyı ortaya çıkartıyor. Şimdi biber dese ki beni niye acı yaptın güneşe? Kavun dese ki beni niye tatlı yaptın? O denemediği gibi güneş kader olsa, yeryüzü sayfa olsa, istidatlarımız o çekirdekteki yazılımdır. Maddi esbaplara uymamız vesaire, bu da ihtiyarımızdır. Hasan abi, şey sorabilir miyim? Abi şimdi hakikatinde aslında bir, doğru mu? Gece, gündüz, kış, bahar, hakikatinde bir. Bunlar istidadına göre mi suret alıyor? Evet. Mesela gece yapacaklarım var. Allah sana söyledi. Gece yatın dedi. Ama gece sabaha kadar oturuyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki
gündüz diyor, manşetiniz için diyor, yeryüzüne dağılın diyor. Biz de gündüz yatıyoruz. Sonra diyorsun ki, ben niye muvaffak olamıyorum, niye üniversiteyi kazanamıyorum veya niye ben hastayım, niye ben kilo alıyorum? Gündüz yatanın kilo almaması mümkün mü? Uykunu kontrol edemediğin için. Tamam. Manşet için yatıyor, manşet için dolaşman gerekirken yatıyorsun. İstirahat ettin demişti ve canına ne ömekümüze. Sen de o zaman çalışıyorsun. Şey dedi abi, şimdi gece ile gündüzün hakikati bir midir? Gece ve gündüzün hakikati bir değildir. Öyle dedi de onun için diyorum. Hakikati Esma-i İlahiye ya. Evet, yani başka esmalara bakar. Başka esmalara bakar. Yani hakikatları bir değil ki. Hakikati bir değil, sayfe. Öyle mi dedi? Evet. Hakikatları bir dedi ama... Şimdi ben bir şey dokumaya çalıştığım için zihni veremedim. Yani şu mesela... Ben bir kumaştan misal verdim, bir de güneşten verdim. Güneş kader olsa, kader herkese aynıdır. Veriyor. Peki... oradan gelen elvan-ı seba bizim 7 sıfatımızdır. 7 sıfatımızı aktif ediyor. Harareti de kudretimizi aktif ediyor. Değil mi? Bunların bütünselliği şuurumuzu aktif ediyor. İstidat ve kabiliyetlerimizi, istidatta her şey var. Her türlü olma olasılıkları var. Kabiliyetle biz onu şurası çıksın diyoruz. Mesela şöyle misal vereyim. Herkes Osman, doktor olma, mühendis olma, alim olma, hoca olma, evli olma istidadındadır. Ama herkes doktor olma, alim olma, evli olma kabiliyetinde değildir. Yazılım itibariyle aynı. Kader Esma-i İlahiye, Esma-i Rabbaniye, Esma-i Ezeliyeler, yani Esma-i Hüsnaların bütünlüğüdür. Yani Emri Rabbani, Emri İlahi, Emri Ezeli'nin bütünsel, yani fiili esmaların tencereye tayini ve pekmezi koy, karıştır. Fiili esmaların bütünselliğidir kader. Bütünselliği. Sıfat gibi olmuyor mu abi? Sanki 7 sıfatımız vurunca esmalar ortaya çıkıyor gibi olmuyor mu? O gibi olur. Dışarıcı. O zaman bakın güneşi kadere misal veriyor zaten. Bak güneşin nesi var arkadaşlar? Bir, seba, 7 ziyası var. Elvan-ı sebası var. Onun bizdeki karşılığı ne? İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Güneşte elvan-ı seba var, bizde bu sıfatlar var. Güneş kader, güneşteki bu elvan-ı seba, bizdeki kadere muhatap olan bu sıfatlarımız. Güneşte hararet var, bizde de kudret var. Değil mi? Ondan sonra vücudu harici veriyor, hayat zaten. Ne diyor? Diyor ki, bilmek hayatın alameti. Bilmek hayatına, işitmek dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsus. İrade irade dirilere mahsus. İhtiyari ve iktidar ise dirilerde bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir diyor. Bilen. Kim konuşacak? O. Ha şimdi bu nedir? Bütünsellik kaderdir. Kader kumaştır kardeşim. Kader kumaştır. Kendine göre o kumaşı biçmek ihtiyar bir iradedir. Peki nedir o? O şey vardı ya, halı veya kumaş. Kumaş tezgahı. Sistemdir. Şu ipler iradedir. Şurada attığı mekikler ihtiyardır. Ortaya çıkan kumaş kaderdir. Hasan abi, bir yerde bir farklılık oluyor. Güneş ise
sana geliyorsa dur, 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 dur. Güneş kaderdir. Güneş kaderdir. Yani geneldir, umumidir. Esmaları tazamun ediyor. Kader neydi? Esma-i ilahiyelerin, yani ezeli, esma-i ezeliye, emri ezeli, emri ilahi, emri Rabbani'ni, bütünselliğini, kulazı bir Rabbin nas, meliki nas, ilahi nas. Esma-i ilahiyenin bütünselliği, kader, herkese eşit bakar, ha? Kanun gibi. Ama o herkesin içinde ben bir şey olmam, namus gibidir. Şimdi iki tane misal verdim. Bir kumaş kaderdir. Kumaşı nasıl yapıyoruz? Kumaşı ihtiyar ve irade dokuyor. Başka bir şey yapalım, örnek olsun. Güneş kader olsa, elvan-ı sebası bizim sıfatlarımızdır. O sıfatlarımızla bizim çıkartmak isteyip çıkartamadıklarımız, ihtiyar şeyimiz, istidat, çıkart yani irade ettik. Allah o niyetleri şey yapıyor. Çıkarttıklarımızda ortaya gözüken ihtiyar ve namus. Şimdi söyle Gafur. Abi ben şöyle diyeyim. Benim istidatlarım kader-i ezeliye bakıyor abi. Benim kabiliyetlerim kaderdir ki Esma'nın cilve, cemal, nakış ve sanatının cemidir. Niye düşünüyorum Hasan abi? Yani ben abi kaderimi ben yapıyorum, ben oluşturuyorum. Benim ihtiyarım ve iradem ile ortaya çıkan kumaş benim kaderimse onu yapan benim. Yani veyahut da o kumaşı ki sen elbise haline getiren benim. Ama bir üstü var bunun, bir kader-i ezeli var ki abi. Bu sıfata bakıyor, bir de o gün hatırlıyorsanız abi konuşmuştuk. Bir de Esma'nın sıfatları var. Hani bunu karıştırmamak adına şey yapmak istedim Hasan abi ben. Bakın, bak şimdi. Kaderi... Tamam. Şimdi kader risalesini hatırlıyor musunuz? İki sistemden oluşuyor. Kalem, kader ilim nevindendir. Tamam? İlim nevindendir, onu anlatıyor. Bu bizimle alakası yok. Sistemi anlatıyor. Kader nedir? İlim nevindendir. İlm ezeli. Birinci bakmaz. İkincisinde hiç oraya uygun olmayan bir hatime var. Zeyl var. Dört hatme var yani. Orada ne anlatıyor içselliği? Enfus alemini anlatıyor. O birinci mepası aleminde varlığını fark eden insan ona karşı o dört hatvede ne yapmasa siz mi Allah'ı unuttunuz diyor. Cezasına bakın Allah'ın. Cezaya bakın. O zaman toplumdaki cezaları düşünün. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah'ın cezasına bak. Seni sana unutturarak ceza verdi. Biz ama ceza kafana bir şey düşmesini istiyorduk. Allah belanı versin dedi. Diyorsun. Niye diyorsun? Allah zaten belasını verdi. Niye? Kendisini onun yapmasıyla zaten belaydı o. Hırsızlık yapması onun belasıydı. Allah onun belasını verdiği için o belayı buldu. Odur yani. Onun kendisini oldu. Kâr zannetti. Bakın kaderin o ikinci tarafı enfusidir. Hali ve vicdani. Hali ve vicdani. Deruhte etti. Ha, şimdi ne yaptı? Kusuru deruhte etti. Birinci mepasta sistemi anlattı. Bizim dışımızdadır. Kader bizim dışımızdadır. Sistemin kendisidir. Esmaların bütünlüğüdür. Fakat o sistem bizim alemimizde, enfus alemimizde kuat, fark, noksan, kusurunu devruhte ederse farklı ortaya çıkıyor. Çünkü her şey var sende, zihinde. Böyle kendisini ifade ediyor. Ama o enfusi alemini, bak enfusi alemini oraya koydu dört tane hatve. Külüşen halikun ila vecehu ayetlerini koyuyor, şunu koyuyor. Yani beş tane iman esasını kabul edip, tasdik edip, hazmeden insanın içsel alemindeki sonuçtur kader. Beş tane iman esasını kabul edip, tasdik etmekten, hazım etmekten,
insanın içsel aleminin dışa gösterdiği o içsel huzuru. Yani Müslümana merhamettir kadere iman etmek. Abi, gafur kavram kargaşalığı ile ilgili bir sıkıntı. Evet, yani kaderi biz yapıyoruz. Hayır, kader bizim dışımızda zaten. O benim kaderim. O sokak yap tabii. Ona gerek yok. O çünkü ama o kazadır artık. Kader de değil. Yani. O gerçekleşmiş olan şey diyor, kabiliyet diyor ya. Sistem evet. Kardeşim. Kader sistemdir. Yani kader, bize rağmen çalışan içsel sistem kaderdir. Gün şu kainat sistemdir. Cil ve cemal, nakış sanat, esmaların sistemidir. Biz bunlara karşı takındığımız tavır, hareket, onaylayıp reddetmek, kabul etmek, reddetmek, az, fark, noksan tefekkürle veya kusurunu delikte ederek biz de ortaya çıkar. Tamam mı? Kader bizimle alakası yok. Sistemin kendisidir. Herkes eşittir. Abi, şöyle bir tarif yapsam olur mu? Ha. Kader her şeyini her cihetinin sonsuz gerçekleşme ihtimaliyatlar silsilesi. Bütünlüğüdür. Evet. Sen bu nihayetsiz bütünlüktekinden bu olsun demendir. Evet. O kadar. Çünkü kader kainattaki nizam intizam. Üstad diyor ki kader, bunu söyleyeyim de daha iyi anlaşılır. Konumuz o değil. Yoksa kaderin içsel yapısına bakın. Ne var? Nizam. İntizam, malumiyet, meşhudiyet, taayyun, evamiri tekviniyesinin hulasa-i camiasıdır ya. Bitti. Şeyde demiştiniz ya, ihtiyari kader var, iradeli kader. Kader var. Ha, ihtiyari kader, iradeli kader. Yani nereden konuştuğuna göre değişiyor. Şimdi değişiyor. İlk anlattığınız ilim nevinden bir olan iradeli kader. İrade. Yani dışımızda ihtiyari kader. İşte enfusin. Hali vicdani olan kısmı. Evet. Mesela sistemden konuşursan iradeli, yani bizim dışımızda zaten çalışıyor. Bak, kaderin içerisine bakalım. Evamir tekviniyede nasıl ki iyim var, ihtiyaç iştiyak ikinci zapmayayım. Yani sistemin adıdır. Bizimle alakası yok evamiri tekviniye. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyili sistem yapmış. Şimdi kader ne demek? Kainatı bak ben sayayım. 336 lemalardan sayıyorum bakın. Kaderin içeriği nizam. Benim arkası var mı? İntizam. Malumiyet. Meşhudiyet. Taayyun. Evamiri tekviniyesinin hulasa-i camiasıdır. Sistem bu. Sistem herkes eşit çalışıyor. Kanun. Kanun gibi ya. Herkes eşit çalışıyor. Fakat ben bu nizam, intizam, malum etme, şude, taayyun, evamiri, tekviniyenin şeyi, beni peki soru soruyorum kainata. Cevabı nedir? Soru cinsindendir. Şu kainata şu soruyu soruyorum. Karpuz çekirdeğini attım toprağa. Armut verir mi? Soru bir. Armut çekirdeğini attım. Kavun vermez. Cevap odur. Yani bu sisteme iradeli ilim nevinden, kader ilim nevindendir. Sistemdir. Bu sisteme benim konuşmalarım ve davranışlarım soru sormaktır. Gelen cevap benim şahsı kaderimdir. Ben oluştururum, yani ihtiyardır. Mesela misal vermiştim, hatırlar mısınız? Karşıdan açık saçık geliyor. Veya evde teksiniz. Televizyon var, internet var. Şimdi karşıdan geliyor. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Cevap, kafayı çevirdi. Şimdi kabirde seni nedir? Kaderin bu öncelik ve sonralık, yani Allah bilmesi. Biz de ilmen geleceği de biliyoruz. Vicdanen bilmiyor muyuz? İnsan yaptığı, konuştuğu amellerinin karşılığını insan şimdiden hissediyor. Önce vicdan azabı çekiyor. Önce psikolojisi bozuk. Geleceği bilmeyen adam vicdan azabı çeker mi? Vicdan azabı geleceğin cevabıdır. Gelecekten gelen cevaptır vicdan azabı. Ama geçmişin bütünlüğüyle. Tabii geçmişin bütünlüğüyle. Geçmişteki işlediğim. Mesela niye vicdanın seni yiyor? Geçmişteki bütünlüğüne attın haşir meydanına. Haşir meydan diyor ki bu nedir dedik. Beyefendi bir dakika bekleyin.
borcunuz var diyor. Yo benim yok. Vallahi bilmem. Ben memurum. Cevap bu. Senin dosyana girdim. Sen su elektrik borcun. Girdim. Borcun var. O da zaten borcunun olduğunu bildiği için bunalıyor. Bunalıyor. Şimdi peki o zaman nedir? Şimdi vicdan azabını söylüyor. Mazinin bütünlüğüyle istikbale, istikbalin bize anda verdiği cevaptır. Vicdan azabı veya vicdan fenalığı. Nedir abi bu dediğiniz? Vicdan azabı nedir o? Vicdan azabı nedir o? Kader, kaderin ikisinin birden. Yani biz geleceği bilmiyoruz deniliyor. Nasıl bilmiyorsun? Geleceği bilinmese vicdan azabı çeker mi? Vicdan azabı geleceğin bilmekten verilen cevaptır o anda. Vicdan azabı geleceğin sana verdiği cevaptır. Geleceği vicdanın biliyorsun. Hasan abicim, ben lütfen bir müsaade ederseniz özellikle Mehmet abinin şahsında şöyle bir soru sormak istiyorum Hasan abi. Şimdi Mehmet abi bana kaderi avami bir kargaşa içine girdiğini kaderle alakalı düşündü ama bence o kargaşa şeyinde ithamında yanlış. Çünkü ne abi? Çünkü bakın Hasan abi bana haşirde kaderinden mi sual edilecek Hasan abi? Verin kaderinden değil. Neyin hesabını vereceğim ben abi? Yaptıklarınızın hesabını. Yaptıklarım benim kaderim midir abi? Senin kader içerisindeki senin kaderindir. Benim kaderimdir evet. Evet abi ben benimle alakalı olmayan bir şeyin, benim yapmadığım bir şeyin hesabını Allah zalim değildir, zulmetmez, bana sormaz. Aslında Mehmet abi kaza ile kaderi karıştırıyor. Kaza ana bakar, kader ve zaman yoktur Hasan abi, bu bütünlüktür. O anda yaşanandır ama bütünlüğü, geçmişi ve geleceğin bütünlüğüdür kader benim için. Benim şahsi tefekkürüm abi, ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi... geçişe bakar olmaz. İlmi ezeliğin evinden olduğu için daire varidir. Mazi ve müstakbel hali üç zamanı bütün tutan. Ama geçmişe ancak kader değil şey yapabilirsin. Aha, insan yaşarken. Bizim içimizdeki kader. Bu onu soruyor zaten. Ha, yok. Şimdi bizim dünyamızdan başka Allah canibinden kader ilim evindendir. Tamam. İlmi mütezeli de daire varidir, mazi ve hal üstten üçünü birden tutar. Bu Allah bilmez sonradan. Allah zaten biliyor. Tamam, bu şeydir. Ama bu bütünlük içerisinde insan içsel alemini nasıl böyle tefrik edecek, tanzim edecek? Maziye kader diyecek ki merhameten, geleceğe teklif diyecek. Hadi bakalım ne yapacaksın? Halde onu uygulayacak. Mesela geçmiş kader dediğin zaman, yani ben geçmişteki günahım kader dememle mesuliyetten çıkmıyorum. Kader demek zaten olmuş, olmuş. Yani bunu ben yaptım. Sistemin içerisindeki tercihlerimdir. Yani kader benim geçmişim de mesuliyetten çıkmak için değildir. Ancak bu makamda kazadan bahsedelim. Evet. Şimdi... Allah canibinden bakmak esma-i ilahiyelerin bütünlüğüdür. Güneş gibidir. Yeryüzünde yaşayan bir insan güneşi kendisi doğuramaz. Güneşi dolduramaz. Güneşi batıramaz. Güneşi yapamaz. Etkileyemez. Güneş sen inansan da inanmasan da, gözünü kapatsan da kapatmasan da, bu duruma da gitsen, açığa da çıksan, güneş sana rağmen çalışıyor mu? Bu sistem var mı abi? Var. Dünya dönüyor mu abi? Güneş çık. Dünya dönüyor mu? Nem miktarı, kış yaz, gece ve gündüz sana rağmen. Sana rağmen güneş doğuyor. Dünya dönüyor. Gece gündüz oluyor. Çoğalıyorlar hayvanlar. Ağaçlar büyüyor vesaire. Sen bu sistemin içerisinde bunlara hiç müdahalen var mı? Yok. Bu sistemi lehine ve aleyhine çevirmek o senin kaderindir. Bu sistem o Allah'ın ilimdeki, ilm ezelisindeki kaderdir. Bu ilmi özelindeki kaderi benim nazar ve niyetimle ihtiyarımla şekillendirip günahı seyyiata, seyyiatı sevaba tebdil edebiliyorum. Edebiliyorsun. Ama hakikatte o günah günahtı. Ama Allah diyor ki yok sen o niyetle yapmadın. Günah günah saymıyor. Yani o en sondaki mesela babaannelerimiz, ninelerimiz köyde niyeti o değil. Öyle görmüş örf anneanne öyle batıl şeyi din zannetmiş sonra vazgeçmiş.
Musa Aleyhisselam'daki davarcığım DNA'm. O da şey, İsrailiyattan girmiş ha bu da. Bu menkibe de İsrailiyattan girmiş. Şey, abi şey, bir kere Gafur kardeş ben sana avam demedim. Bilmem onu söyleyeyim. Bir. İkincisi kaza. Kaderle alakalı şöyle demek istedim. Kader umumidir. Ama kaza senin kaderindir. Bak, kaza senin kaderin, kazaların bütünlüğü değil midir yani? Gerçekleşmiş olan senindir yani. İşte kader umumi dünyadır. Evet. Şeyse senin kaderin ise umumi dünya içindeki hususi dünyadır. Evet. Sana bir şey sorabilir miyim? He, buyur. Abi bu kader seni kendini nereye koyduğunla alakalı değil mi? Senden kasıt ne olduğunla alakalı. Ne demek? Yani ebedi var, ahiri var. Hı. Bir de senden ayrı bir şey değil aslında sen kendini nereye koyuyorsan. İşte kader risalesini yani ihata etmeniz için, rahat etmen için, yürümen için kader risalesini hayal et. İki baptan oluşur. Birinci mepas, ikinci mepas. Bir, bütünle herkesi eşit, kafir mümin fark etmeden, dünü, bugünü, yarını, dünya ve ahiret, kıyamet de kopsa, sistemin adı. Tamam. Kıyamette kopsa, ahirette de gitsek, cennet, cehennem, domuz, ilan, erkek, kadın, her şey bizimle alakası olmayan bir henüz, sistem. Henüz bizim tercihlerimizin içinde olmadı. Yok, yok. Ama biz onlardan bir şey seçeceğiz. O kadar. Ben, şimdi ikinci mepasta bunu kaçırırsanız, yani bu merkezde düşünmeseniz şey yapamayız yani. İkinci mepas, bu insanın böyle kendisiyle alakalı olmayan, arş, kürs, cennet, cehennem, kainat böyle tamam mı? Yani kader ise birinci mevcut. Bu sistemin içerisinde kendi sistemini oluşturuyor. Kendi sistemi var. Ben bu Resulmanım olan istidatlarımı kabiliyete dönüştüreceğim. Bu sistem içerisinde tercihlerimi yapabiliyorum. Mesela mutlak, şimdi diyelim ki bana rağmen güneş doğuyor. Umumi bir şey. Ben doğma diyebilir miyim? Şimdi sabah namazını epey ben uykuda kaldım, geri kal. Yapabilir miyim? Ben kılamadım diye. Kılamadınsa kılamamışsın. Ama geri git. Demek ki kader risalesini lütfen ikiye ayırın. Umumi dünya, hususi dünya. Birinci dünya umumidir. Hususi dünya olan ikinci mepas, dört hatta kader risalesinde o bütünsel içinde bir tane misal vermiştim Zeytinburnu'da. Bizim Zeytinburnu stada baktığı için top oynayan çok eski bir misalim de türbinin olması değil. Büyük sanayi. Şimdi top oynanan o çizgi var ya uluslararası UEFA mı ne diyorlar? FIFA ha. Onların standartları sanayi değil. Penaltı mesafeleri toplan sahasında olduğumuz için dershanede onun için içine bakarken biliyorum. Penaltı, kalenin uzunluğu, kaç kişi oynayacağını, taçın penaltının kuralları bizim dışımızdadır. Ama bu sistem içerisindeki her bir futbolcunun bu sistem kuralları içerisinde kendisi kuralı koyar kendine. Oyun koyar, oyun yapar. Ha, bu komple var ya bu sistem, bu futbolcuya rağmen çalışan sistem, kader risalesindeki birinci sistem, şey, mepas. Yani sistem, tercihler yapılmış sana. Bunun dışına geçemezsin, çizginin dışına geçemezsin. Bu tercihler içerisinde tercih yapabilirsin. Ben bunu penaltı saymam, ben bunu top oraya gitti, bunu taç olmaz diyemezsin. O zaman bu tercihler içerisindeki tercihin senin hususi olan senin kaderindir. Bu işte mazideki kader canibinden bakmak. Geleceğe teklif diye bakmak. Şimdi saat oldu. Herhalde Bamaş bu yaz, kış, gece, gündüz sayfa çok tuhaftır. Gece sayfası bunlar diyor dokuyor. Gece ve gündüz, kış, yaz sana rağmen çalışıyor. Bu kaderdir. Umumi kaderdir. Vicdandır, şey, zihindir. Bütün sen ona bakarak zihninde kaderin dokuyorsun. Heh, oraya zihinde her şey var. Sen bunu dokuyorsun. Harici kadere bakarak bir şey
Ha, o umuma bakarak. Mesela umumi bir sistem var. Peygamber iste kabul et ister etme geldi. İste kabul et ister etme vahiy geldi. Tamam, vahiy geldi. Kabul et ve etme melekler var. Tamam. Ondan sonra kabul et ve etme haşir var. Tamam. Sana bahit beş tane iman esasının sonucu da bir tane. O sana ait. Kabul et ve etme umumi bir sistem çalışıyor. Beşini aktif etmiş. Bu kader umumi dünya. Ama senin bu bütünlük içindeki bütünlüğün, sistem içindeki hususiyetin, tamam, mutlak ve muhit içerisinde has ve hususi olman senin hususi kaderin. Yani zihinde her şey var. Öyle bir sistem ki zihin diyor, gece ve gündüz iptir diyor. Düşünebiliyor musun? Kış ve yaz iptir. Bir tanesi dikey, mesela dikey kış yaz, gece ve gündüz yatar. İp, ortaya çıkan kumaş umumi bir kader. Umumi bir kader. Ben de bu kumaşı aldım. Yani hayat, hayat sayfası, hayat. Onun üzerine ben tasarruf edeceğim. Artık ben bu kumaşı artık bunu çelik diyemem, demir diyemem. Bunu kendime uygun yapacağım. Şalvar mı dikeceğim, pantolon mu dikeceğim, gömlek mi dikeceğim? Tamam. Bu kumaş umumi kaderdir. Kader Risalesi'nin birinci mefasıdır. Kumaşı sana verdi. Al Mehmet Bey. Nasıl keseceksin? Sana ait. Top sahasını sana gösterdim, yolları da öğrettim, topu da verdim, oyunları da öğrettim. Ne oyun yaparsan sana ait. Nereye uygularsan uygun. Başka örnek vereyim. Şapka da yapabilirsin, tekke de yapabilirsin. Ha bak, güzel. Kumaşı dokuyan mekik olan zihin. 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 Kumaşı dokuyan mekik görevi yapan. Mekik zihindir dedi zaten. Evet, bakın dedi. Oradan diyorum zaten. Evet. Oradan diyorum. Evet. Yani gece ve gündüz. Yaz kış iptir. Onu şey yapan ne yaptı? Mekik zihindir. Zihindir yani. Işte. Kumaş. Ustad burada da neyi kullandı? Zihin aynı zamanda umumi kaderdir. Ya kısaca onu anlatacaktım da. Allah'ın dışında, şey, kainat komple haritaya. Hak, batıl, doğru, yanlış, cennet, cehennem, melek, şeytan, cennet, cehennem, tamam mı? Hepsinin bütünselliği, bu hep zihin. Bu kumaş, bu kader, bu güneş. Ne koyarsan koy. Çok örneklendi ki, ondan belki daha dağıldı. Aslında zenginlik olsun diye güneşi de soruyor. Zaten bizimle çok alakası olmaması lazım oranın. Evet. Yani oradan bir sorumlu değiliz yani. Değiliz. Evet. Demek ki hali ve vicdani olması ilmi ve nazarı değildir. Bu hali ve vicdanidir. Dışımızdadır. İlmi ve nazarı değildir. Kendi kesbimizle kurguladığımız şey değildir. Ondan sonra bir daha son şeyimiz herhalde. Arkadaşlar, zihnimiz mekik, gece ve gündüz, kış ve yaz iplik. Bu mekik, bu ipleri kullanarak dokuduğu kumaş, zihin, kaderimiz. Umumi. Beşerin zihni demesiyle umumi olduğunu da biraz ispatlıyor. Beşerin zihninde diyor. Evet, beşerinci sayfelerini. İnsanın zihninde deseydi bu sefer olmaz. Şimdi efendim. Acaba bu da zeminsiz zemin. Şey mi olacak? Şunu kendi sağlamak için soruyorum. Zan mı olacak? Biraz izni söylesene. Ha, zeminsiz zemin, zan. Bu zeminsiz zemin de bu bütünlük, yani bu kumaş ve bütünlük. Evet. Yani zan aynı girer, bütünlük. İstediğin alıp şey yapıp yönlendirebilirsin. Zan. Zan zenginliktir. Her çeşit, her yönlük demek. Zan büyük, büyük nimettir. Şey dedi ki abi, aslında zeminsiz zemin şeye uyuyor, Adem'e. Adem'e. Yani bunu ben biraz bildiğim için onu. Yani zan aslında insanın tek yönlü düşünme, tek şey olmasından kurtaran, her şey olabilirken bir şey olma akıl, her şey olabilirken zan, bir şey olmak akıl. Her şey olabilme zan, tasavvur. Her şeyin, her ihtimalinin, her mertebesi var. Her şeyi şekilde olabilme ihtimali içinde
bir şey olmak akıl, onu niçin bu olduğuna verilen cevap da ilim, tasdik. İlim. Şimdi bitiyor, kaderi üç tane örnek verdik. Kader güneşe benzer dedik. Kader, umumi kader, kumaştır. Nasıl bir kumaş dedik? Kader öyle bir şeydir ki, kader kumaşı, ipi, dikey ve yatay ip, gece ve gündüz, kış ve yaz. Birisi dünyanın etrafında, kendi etrafında dönüşüyor, birisi güneşin etrafında dönüşüyor. Birisi güneşin etrafında diyor muyuz? Şimdi bu verdik. Üçüncü mü insan? Güneşten intikal edemedin kadere. Kumaştan intikal et. Ondan da edemedin mi? Zihin. Zihinde umumi bir kader. Seninle alakası yok zihnin. Zihin, kainatı tıp atıp sende montalanması. Bu. Peki senin sisteminle zihnin üstünü açarsın. Peki nasıl açarsın? Şeri de açarsın. Cehennem de var. Celali de var. Orada bu sefer kendisi kendisini bloke eder. Bilgisayar eğer kötü kullanılırsa virüs alır. Virüs de var. Kendi kendine çökertir. Kendi kendini iptal eder. Kendi kendine düşman olur. Kendi kendine anlaya çalışmaz mı bilgisayar? Kaldırmaz mı? Aklıma ben. İşte zihinde celal da var, cemal da var, kemal da var. Yani şu, arştan aşağı, kainatta ne varsa zihin var. Zihin de öyle bir şey ki Mehmet kardeş, kendi kendini inkar ettirebilir. Kendisini kendisiyle kaldırabilir. Kendisini kendisiyle yok edebilir. Tersi, kendisini kendisiyle var eder. Kendisiyle kendisinde seyahat eder. Kendisi kendisiyle açığa çıkar. Kendisi kendisinde seyahat eder. Her şeyin olduğu kainat yahu, kainat, ha zihin. Peki biz ne yapacağız onu? Zihin neyle? Tefekkürle müsbet mekan açıyoruz. Zihini gene, bak zihin nasıl blok olur, zihin nasıl iptal olur da vicdaniyat tefessür eder? O zihindeki o olumsuzlukları, kainatta her şey var ya, iman var, küfür var, kainatta şeytan yok mu? Var. Melek yok mu? Var. Hak batıl yok mu? Var. Doğru yanlış yok mu? Zihinde de var kardeşim. Ne varsa hepsi var orada. Yani bu cihetle aynı zamanda sır. Her şey olabilme bütünlüğü sır. Ben bu oldum. Tılsım. Bu oldu. Olabilirken bu oldu. Bu sanayi. Kader risalesini vuruyorum. Zihin. Güneş. Kumaş, kader risalesinin birinci mefası, hepsi aynıdır. Ha? Aynı. Bir daha, güneş misalimiz, kumaş misalimiz, zihin misalimiz, kader risalesinin birinci mefası budur. Hepsidir de aynı. Ha, şimdi zihinde olabilirlikler içinde sır yani her şeyi. Zıttan her şey iken bu olmam, kumaş takke ile Mehmet kardeşin dediği gibi şapka dik, pantolonla şey dikmem, akma ne yaparsan, uzun pantolon, kısa pantolon, öyle diyelim daha güzel olur. Kısa haramdır, göbekle diz kapağı arasına haramdır, normal giymek mubahtır. Ha. Demek ki her şey olabilirken bu olmam, zihin. Pantolonumu kısa ve uzun kesmem gerekirken bunu kesmem. Güneşe karpuz ve efendim kavun çekirdeğiyle biber çekirdeklerini ekmem veya ekmemem. Dışarıya koyup yemeğimi çürütmesi. 4. Kader risalesindeki birinci mefas hali ve vicdanidir. Bütünseldir. Sistemin adıdır. Esma-i ila esma-i fiiliye, esma-i ilahiyelerin yani emri ezeli, emri ilahi, emri rabbanilerin yani kader risalesi içini söylüyorum. Bütünselliği. Ha, bunlar dördü birdir. Kader risalesinin ikinci mefası olan dört tatbe ise olabilirler içerisinde olduğumdur. Kumaşta biçtiğimdir.
tarlaya gün ektiklerimle güneşin bana verdiği cevaptır. Vicdan da dostumu, düşmanımı his. İbadetlerle, eylemsel halimle zihinde hangi tarafa yer açmamdır. Çünkü zihin hepsi artırsın. Böylelikle bugünkü dersi bitirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak rızası dairesine hareket ettirsin dedi. Ama kusur etmişsek niyetimize göre muamele eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eylesin. Zihnimizi celali, cemali ve kemali sırf bir taraf değil. Üçünün de bütünselliğini inkişaf ettirsin. Kendisine muhatap ittihaz ettirsin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza, sıkıntılara Cenab-ı Hak şifa versin. Dertlilerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda nasip eylesin. Ya Rab, kendine kul, Habibine ümmet, ustadımıza talebe. Ve biz de Haşr Meydanı'na gittiğimiz zaman iyi ki böyle olmuş, iyi ki böyle nasip oldu Cenab-ı Hak etmiş, iyi ki böyle yaşamışız diyen ve dedirten kullarından eyle bizi ya Rab el alemin. Risale-i Nur'un unvanı olan talebi-i ulum sıfatıyla bizi yaşamayı, yaşatmaya vesile olmayı, okumayı, okutmaya vesile olmayı bize nasip eyle. Vahir davahum enin hamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Allah razı olsun. Amin. Allah sizden razı olsun. Böylece bir şeyde Erami-i Tekviniye'nin hakikatini kader demiştik ya abi. Aa bak geçen hafta şey yapmıştık ha bak. Bir açar mısın şey? Tamam zaten çalışıyor. Bak şimdi. Çekirdek istidat. Ağaç kabiliyet. Gece ve gündüz, kış yaz, sayfe. Sayfelerin birbirini tutan iplere zaman. Oo burada kulası etmiş ya. Bir daha. Çekirdek istidat. Ağaç kabiliyet. Gece ve gündüz ve yaz, kış, sayfe. Sayfeleri birbirine tutan zaman. Sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına irade. Güneşten gelen foton, ziya, Allah'ın subutu sıfatlarına. Eşyadaki celbe, cemal, nakış, sanat ise esma-i ilahiyelere, ilahiyeler. Güneşin kendisi kader, güneşin harareti kudret, güneşin ziyası ilim, elvan-ı sebası subut-ı sıfat dedik. Güneş zişur olsaydı, şuurlu olsaydı kader. Çünkü güneş sana göreçe, mesela güneş diyor ki ey karpuz çekirdeği seni bunu yapacağım. Ey biber seni acı yapacağım. Bana suç yapma, sen olsun. Güneşin zişuur olsaydı kader, kader ne şuunattır, ne sıfatlardır, ne de esmalardır. Bir daha, kader ne şuunattır, ne sıfatlardır, ne de esmalardır. Şudur değildir. Ziya, hararet, neymiş bak, ziya, topla, hararet, koy tencereye. Elvan-ı Seba, bunlar güneş değil. İyi dinlemedi. Güneşten gelen ziya, hararet, Elvan-ı Seba, bunlar güneş değil. Güneşten çıkanlar ki, bunlara da sıfat-ı subutiye deniliyor. Güneşten çıkanlar, sıfat-ı subutiyeler ise güneş ve zat-ı sıfata bakıyor. Demek ki kader, güneşin zişur olsaydı herkese uygun davranması, muhatap olması güneşe. Tamam. Burada kalıyor. Tek yazmıştık. Şimdi böyle basıyorsun. Bir soran bir şey var mı? Yanlama böyle. Ben bir şey sorayım sana. Sor. Şimdi siyah bir gecede gözle görüyoruz. Siyah bir taşta renk gözle görüyoruz. Siyah bir karınca gözle görüyoruz. Neden ayak sesi? Gündüzde de ayak sesi duyulmaz. Neden siyah kedi siyah gündüzde? Diyor ki beş tane duyu organlardan
Hangisi direkt kalbe bağlı? Kulak. İşitmek. Bir de bir şey söyleyebilir miyim, özür dilerim? O tefsir edenler o hadisi farklı farklı yazıyorlar. Şöyle de diyen var. Siyah bir gecede, siyah bir taşın üzerinde, siyah bir karıncanın gölgesinden de daha gizlidir diyor. Gölgesinden daha da gizlidir. O şekilde de var yani. Öyle şekilde de var. Yani o tefsir alimlerin yorumlarına, hadisin... De ben de şöyle var. Şey yapmıştım onu. Niye o görüntüden sese geçti? Yani gözüken zıtlardır, her şey var. Şirki niye kulağa şey yaptı? Çünkü gözden gelenler haram şey yaptılar, şirki atmaz ama işitmek direkt kalbe bağlı olduğu için o biraz tehlikeli. Göz zahir şeriata bakar. Evet.